Mirror, yani aynalanmış kopyalar oluşturma. Bu derste mirror, yani aynalama komutunu kullanarak yarı zamanda iki kat işin nasıl yapılacağını öğreneceksiniz. Aynalama, şeklin simetrik kopyalarının oluşturulmasını sağlar. Ekranda bir basketbol sahasının yarısından biraz fazlasının çizimi bulunmaktadır. Sahanın şekli simetrik olduğu için diğer tarafı çizmek zorunda değilsiniz. Bunun yerine şeklin aynalanmış kopyasını oluşturabilirsiniz. Bunu yapmak için Mirror komutunu kullanacağız. Mirror komutu şeritte Modify yani düzenleme panelinde bulunmaktadır. Simgeyi tıklayarak komutu çalıştırın. Sonra kopyalamak istediğiniz nesneleri seçmek için bütün nesnelerin etrafında bir kesişen pencere oluşturun. Shift tuşuna basarak orta sağdaki dairelerin etrafında bir pencere oluşturun. Bu her iki daireyi de seçim dışında bırakacaktır. Çünkü bu dairelerin kopyalanmasına gerek yoktur. Seçim işlemi bittikten sonra çizim alanında sağ tıklayın. Şimdi aynalama çizgisini ayarlamak için iki noktaya tıklamanız gerekmektedir. Bu çizgi yansıtma için kullanacağımız çizgidir. Şekli orta sağ çizgisinin öbür tarafına yansıtmak istiyoruz. Bu yüzden çizginin altındaki ve üstündeki endpoint yani uç noktaları seçin. Son olarak aynalama için kullanılan kaynak nesneleri silmek isteyip istemediğimizi soruyor. Sağ tıklayarak çıkan menüde "Hayır öyesini" seçin. Çünkü orijinal şekli korumak istiyoruz. Gördüğünüz gibi basketbol sahası tamamlanmıştır. Biraz uzaklaşın ve diğer çizime gelin. Bu örnek üzerinde başka bir uygulama yapacağız. Burada dekoratif bir lamba direğinin çizimi bulunmaktadır. Şekle biraz yakınlaşalım. Mirror komutunu kullanarak lambanın bir kopyasını diğer tarafta oluşturacağız. Panele giderek Mirror komutunu çalıştırın. Kopyalamak istediğimiz şekli seçmek için bir kesişen pencere oluşturun. Ardından sağ tıklayın. Son olarak aynalama çizgisini oluşturacak iki nokta seçmeliyiz. Neyse ki burada çizilmiş olan bir merkezi çizgi bulunmaktadır. Bu çizimin uç noktalarını seçin. Bittiği zaman sağ tıklayın ve çıkan menüde hayır komutunu seçerek aynalama işlemini tamamlayın. Unutmayın ki simetrik şekillerle çalıştığınız zaman mirror komutunu kullanabilirsiniz. Komutu doğru bir şekilde kullanırsanız, AutoCAD'e yapacağınız işin yarısını yaptırabilirsiniz.